Merhaba arkadaşlar, ben Hüküm Kansar. Bugün sizlerle ufak bir duyuru videosuna birlikteyim. Ufak değil aslında, bayağı uzun bir duyuru videosu ve vlog. Şimdi her şeyi baştan açıklıyorum. Neredesin, niye video gelmiyor diye soranlar oluyor. Başlıyoruz. Gençler, tekrardan başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz diyecek olursanız, şöylesine başlıyoruz. Ben yurtta olduğum için video çekemiyorum, biliyorsunuz ki yurtta öyle bir şansım yok. O da arkadaşlarım var, onların zamanları uyar, benim zamanlarım uyar, fark etmez falan filan. Öyle şeyler olduğu için yurtta video biraz zor açıklayacağınız. Ama bundan sonra haftada 3 gün video gelecek. Çarşamba, cumartesi, pazar günleri. Hangi videolar gelecek diyorsanız altta bir link var açıklamada. Burada kanalda hangi seriler gelsin diye bir şey yaptım. Bir sürü Minecraft'lar var. Pokemon Emerald serisi var. Çerezlik oyunlar var. Hitman Absolution var. Clash of Clans var. Klanı tekrar kuracağım. CSGO'nun her türü var. Euro Truck var. Classic Don't Star var. Don't Star Reign of Giants modu var. Hiç bilmiyorum rağmen. FIFA 16 Manager modu var. Happy Wheels. En çok oynananlar. Sizin yaptığınız haritalar var. Ve Rocket League var. Bu oyunlardan 5-6 tanesini seçeceğim. Hangi haftaya vereceğim belli olmaz. Belki sürpriz gün diye bir özellik de gelecek. Diyelim ki elimde fazla video mu var? Mesela çarşamba, cumartesi, pazar attım. Salı günü bir video daha diyorum. Elinde fazladan video var nasıl olsa. İdare edecek beni. Değil mi? Ya da yurtta video çektim. Bir şekilde. Bir oda boş kaldı falan filan. Anlayacağınız böyle bir durum olursa ekstra videolar da gelecek. En az haftada 3 gün diyeyim. Daha doğru olur. En az haftada 3 gün video gelecek. Anlayacağınız. Kısaca bu olay. 4 de olur, 5 de olur. Bu değişecek. Tabii ki ara tatilde haftada her güne bile çıkabilir bu. Ama videolar düzenli olarak gelecek. Genellikle çarşamba günleri saat 6'da, cumartesi pazar saatleri saat 9'da yayınlanacak videolar. Ya 9 ya 10. Emin olun bu saatlerde gelecek. Düzenli bir şekilde devam edeceğime söz veriyorum size. Üniversiteyi kazandıktan sonra zaten birazcık daha rahatlamıştım. Şimdi düzenimi de oturttum yavaş yavaş. Videolar gelecek. Şimdi vloga geçmeden önce bir duyurum daha var. Bu duyuru ne diyecek olursanız bir çekiliş yapıyorum. Evet. Şimdi çekilişte ne var diyecekseniz. CSGO AWP'de Aslan'daki Güneş veriyorum. Minimal Wear. Bir adet P90 üçgen veriyorum. File tested. Ve 2 adet Minecraft Premium veriyorum. Nasıl katılacağız diye soracak olsanız. Şimdi Gleam linkini sevmiyorsunuz bildiğim üzere. Gleam linki istemiyorsunuz. Gleam'de bir şey var. Aslında yok hile miydi ama siz Gleam istemiyorsunuz dediniz. Ben de benim için birazcık daha zor olacak ama sizin için aşağıya bir link koydum. Google linki. Google'da da artık hile var diyemeyin lütfen. Google'da hile olma gibi bir şans yok. Şimdi çekilişe katılma şartları ne? Abone olacaksınız alttan benim kanalıma. Yani işte çekilişin amacı birazcık da o. Ne yazık ki tekrardan canlandırmak için kanalı. Videoyu herkese açık olarak paylaşmanızı da isteyeceğim Facebook'ta. Rica edeceğim bunu. İkisini nasıl yapacaksınız? Bu videonun linkini kopyalayacaksınız. Facebook'ta paylaşa tıklayacaksınız. Ve son bir şık daha var çekilişte. İlk tercihiniz hangisi? Ben şimdi şey olsun istemiyorum. Herkese istediği çıksın istiyorum. Abi ben Minecraft istiyordum, bana CSGO silah çıktı, ben CSGO oynamıyorum. Ya da bana Minecraft çıktı, ben Minecraft istemiyorum, CSGO silah için katılmıştım diyenler mağdur olmasın diye. Hani sizi düşündüğüm için aşağıya yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ilk tercihim CSGO, ilk tercihim Minecraft. Ona göre size bir çekilişte şey çıkıyor. 3 tane kazananımız olacak. 15 Aralık'ta son bulacak çekiliş. Katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Kanala dönüş uğruna şeyine bana bayağı pahalıya patlasa da bir 40 lira 50 lira harcadım herhalde. Şöyle bir şey var. Kanalda ben para kazanmıyorum bildiğiniz gibi. O yüzden hani bunların hepsi cebimden ödeniyor. Ben öğrenci bir insan olarak, yurtta kalan bir insan olarak para benim için şu an önemli gerçekten. Bu arttırdığım, ayırdığım paralarla alınmış bir çekiliş. Benim kanal için yaptığım bir şey. Ben kanalda hobi olarak yaptığımı her videoda söylüyorum. Para kazanmak için video atıyorsun diyenler oluyor hala. Arkadaş ben para kazanmıyorum ya. Şu an para kazanma gibi bir şansım yok. Videolarım zaten izlenmeye düşük şu an farkındaysan. Yani o yüzden şey yapmayın. Para için yapıyorsun sırf bu işi. Para için yapıyor olsaydım ben çok önceden bırakmıştım bu işi, emin olun. Peşinde koşmazdım yani. Neyse. Para mevzusunu da çözümledik. Şimdi vloga geldik. Soru cevap vloguna buradan itibaren başlıyorum. Şimdi ilk soruya bakıyorum. Burak Yurtsever sormuş. Abi Rocket League gelecek mi? Rocket League sizin seçiminize göre. Dediğim gibi oyunların hangisinin gelip gelmeyeceği size bağlı. Oylarınızı verin. Birden çok oyuna oy verebiliyorsunuz ama
Lütfen ya 5-6 tane Minecraft çık var. 5-6 Minecraft'ta vermeyin. Çünkü Minecraft'lardan 3 tanesini falan seçeceğim seri olarak. Ona göre. YouTuber olma senin hayatında nerede değişirdi? Şimdi şöyle söyleyeyim. YouTuber olmasaydım bu ortamı tanıyamazdım. Bu ortam benim için gerçekten önemli. Şunu söyleyeyim. Doğukan Moğukan iyi bir arkadaşım. Bu ortama girmiş olmak benim için hoş bir şey ama hayatımda da çok bir şey değiştirir miydi? Değiştireceğini sanmıyorum. YouTube bana sadece bir hobi kattı, mutluluk kattı. Bu kadar. Ekstra bir gelir şunu bunu katmadı. Furkan Göksu Sivas sormuş bu arada soruyor. En sevdiğin YouTuber adımı söyler misin demiş. KPNR DS Bahadır yazmış. Bahadır herhalde arkadaşına da en sevdiğin YouTuber burada duruyor. İşte yani kaliteli. Yapacak bir şey yok. bu işe başlarken neredesin ve sana gelen kötü yorum oldu mu? Olsun onları aldırdın mı? Şimdi bu soru çok güzel bir soru. Arda Mert Keleş. Bu işe başlarken neredesin? Ben Doğukan'ın takipçisiydim. Bunu hep derim. Doğukan bana böyle bir teklifi olunca ben başlamak istiyorum deyince gel başla deyince ben havalara uçtum. Sonra bu ortama girdikçe bazı kişilerin gerçek yüzlerini de görmeye başlıyorsunuz. Yani bir dönem yanınızda bir dönem değil. Bir dönem şöyle bir dönem böyle. Bunu dis olarak algılamayın. Gerçekten böyle insanlar var. Kimseye de laf atmıyorum. Çok sevdiğim kişiler de. Hatta şöyle söyleyeyim. İyi insanlar kötü insanlardan fazla YouTube'da ama ya belli başlı insanlar olabiliyor ne yazık ki. YouTube'un kendi bir ekstra kattığını sanan insan oluyor. Halbuki ben de insanım. O da insan. Sen de insansın. İzleyen de insan. Kendini üstün görenler oluyor. Bu çok saçma bir mantık. Bunu ben hoş bulmuyorum. O yüzden heyecanımı bir süre sonra kaybettim. Ama şöyle bir durum var. Açıkça söyleyeyim. YouTube altta yorumlarda her böyle iyi bir yorum gördün mü? Böyle siz bir hani ne bileyim arkanızda bir destek varmış gibi hissettiriyor. Mutlu hissettiriyor kısaca. Son sorun neydi? Kötü yorum oldu mu? Kötü yorum olmama gibi bir şansın yok. Kaşlarına şu, konuşmana bu, lafına şu, her şeyine. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bana velet diyor. Gerçek anlamda bunu hani laf olarak atmıyorum ama bana velet diyor abi. Bak şu an sohbet ortamındayım farkındasınızdır. Ya bunu laf atma değil. Bayağı rahat bir sohbet sanki interview bir şeklinde yapıyor gibi düşün. Bana laf atıyor. Bana velet diyor abi. Velet demiş ya yorumda. Kanalına girdim. Merhaba arkadaşlar. Ben bilmem ne 11 yaşındayım yazıyor. Lan ben 19 yaşındayım. 19 lan. Bana velet diyor. Benden 8 yaş küçüksün. Bak de ki beni yapıcı eleştir. Bir eleştiri vardı. Bak kötü yorum arkadaşlar. Ben eleştiriyi çok severim. Demiş ki abi bak burada böyle bir şey dedin ama sence hoş mu dedi. Lan döndüm baktım. Harbiden hoş değil lan. İçime oturdu. Var ya çok üzüldüm böyle bir şey dedim. Çocuğa da yazdım. Harbiden çok haklısın. Özür diliyorum videoyu da siliyorum dedim ve sildim ben o videoyu. Takip eden varsa hatırlayan varsa vardır. Çok izlenme de olmamıştı. O videoyu sildim. Harbiden de yanlış bir sözdü. Ondan da özür diledim. Çocuğu da Face'ten ekledim. Ya yani böyle bir yorum yaptığı için gerçekten teşekkür ettim. Ve dedim ki bana böyle bir daha yapıcı eleştirin olursa lütfen bana yaz. Çünkü bu beni geliştirmemi sağlar kendime. O yüzden güzel bir şey. Teşekkür ediyorum böyle yapanlara. Kötü yorum da çok var yani. Doğukan gibi başlarız. Doğukan da o kadar az kötü yorum gelmiş. Helal olsun çocuğa. Bu işte yani var. Kötü yorum atan çok var. Ki şu son olarak bu konuda bir şey söyleyeyim. Sonra kapatacağım bu konuyu. Kendine gelse kendini kırabileceğini düşünmeyenler de var. Ya da bu durumda nasıl olmuş? Nasıl bir durum var? Bana demiş ki orada kardeşime bir video var. Kızmışım kardeşime. Lan benim kardeşim o. Bir şey sinirlenmiş olabilir. Olabilir. Bana ana bacı küfür ediyor. Lan ana bacı küfür ediyorsun. Bana ana bacı küfür ediyorsun. O ana bacı onun da ana bacısı. O çocuğun ne suçu var? Bir, ona kızdım diye. İki, ben o çocuğu her sabah uyandığımda sarılıyorum, öpüyorum. O benim kardeşim lan. Canım, ciğerim. Kızarım. O bana kızar. Ciddi kızabilir. Kardeşim sinirlenebilir. Tartışırız. Ama biz her zaman barışırız. O yüzden çok takmayın böyle konularda. Family Survivor çekecek misiniz? Adımı söylersen sevinirim. Beğenin gençler. Family diye bir şey kalmadı. O yüzden Family Survivor diye bir şey yok. Ben de Doğukan şu an sadece benim iletişimde oldum. Kavgadan dolayı değil. YouTube'da yoklar ya. Bıraktılar. Mesela Zombilot'la falan arada rasta girerken görüyorum sohbet ediyorum ama YouTube videoları yok artık onların ne yazık ki. Kusura bakma. Bu arada sakal saç karıştı birbirine. Üniversiteye geçince bu farz olmuş gibi bir şey. Tövbe tövbe. Mecburen gençlik. Öyle. WWE'ye katıl senin takma ismin ne olurdu? Çok güzel soru. Adımı söyler misin demiş. Ney? Ali Said Oruç. Kaş'ın İngilizcesi ne? Kaş. Adım olurdu herhalde. Bilmiyorum, emin değil. Bu soruyu geçiyorum. Böyle özel hayata sorular sorayım. Çağkan Halil
Deadpool hayranı olan gillerden bir soyad var. Aha böyle. Okuyana kadar. Çakan sormuş. Çakan. Pardon, Çakan değil. Çakan. İki aile. Özür dilerim, adını yanlış telaffuz ettim. Abi Aykut abi, yani Mavi Slime ile tekrar video çekmeyi düşünüyor musun? Bu dördüncü yazışım oldu, oku lütfen demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aykut benim arkadaşım. Ama müsait olmuyor diye biliyorum. Videoları benim gibi önceden çekiyor. Ben de müsait olmuyorum. Bizim böyle bir çakışma şansımız çok zor. Ama derse ki bak boşum. Ben dersem ki ona bak boşum. Aha denk geldik, video çekeriz. Başka kanallarda da videolarda gelecek bir süre sonra. Berkay Büyük Demirci. Bir nesne olsan hangi nesne olurdun? Seni temsil ederdi. Bunu burada konuşmuyorum. Mert Dolu Allah arkadaşım sormuş. Turkuality mi, dönüyor mu? Ne bileyim ki, ölçmedim ki. Hamuna demiş, sonra da random atmış. Dönüyor işte. Daha döndüm, ne yapayım? Abi hiçbirini platinini hiç sevip karşısındaki seni sevdiğini düşünüp bu mal durumu yaşadın mı? Yani, adımı söylersen sevdim. Ali Çevik. Şimdi abi hiçbirini politik olarak sevdim mi? Tabii ki sevdim. Ya o bir erkekliğe girişin şeyi. Gerçi sevgi bu yaşlarda daha çok erken yani. Emin hoşlanma diyelim ona. Politik olarak hoşlanmayayım. Sevgi, aşk daha bu yaşlarda çok zor. Ne diyordum? Senin karşıdakini de hoşlandığını düşündün mü diye soruyor. Onu herkes düşünebiliyor mu? Çünkü ben hoşlanınca sana bir bakış... Bak diyelim ki sen buradasın. Şu arkanda biri var, tamam, ona bakıyor aslında ama senin gözü senin önünden geçiyor ya. Diyorsun ki lan bu bana mı baktı diyorsun. Oluyor böyle. Salak saçma duygulara girebiliyorsun. Ama bazen gerçekten de baktığı oluyor. O yüzden kaybedecek bir şeyiniz yok gençlik. Sana o kız hayır desen olur. Evet desen ne olur. Evet dese güzel şeyler olur ama hayır desen ne olur yani. Kız Kleopatra değil. İngiltere kraliçesinin kızı değil, bir şey değil yani. O da senin gibi bir kız. Şu kızları Allah katına çıkarmayın lütfen ya. Emin olun çoğunuz o sizi reddedecek kızlardan daha karakterlisinizdir de. Nasıl böyle bir Güzin abla gibi hissettim kendimi şurada. Güzin abla mıydı o millete moral veren? Başka. Mağaradan çıktım mı? Saç sakal çıkmamışım gibi ama bura benim odam. Yani mağarada Yunuslu dolaplar var mı? Bence yoktur. O yüzden çıkmışım galiba. Çekiliş falan olacak mı? Videonun en başında söyledim. Oraya atlayıp buraya kadar geldiysen ta 1. dakika, 2. dakika atlayıp 12. dakika, 13. dakikaya kadar geldiysen söylüyorum, tekrar başa git. Elif Seza Milat sormuş bu soruyu da. Seyhan Sürücü. Mertkan abiyle küs müydünüz? İsmini okursan sevinirim. Mertkan'a ben küs değildim. Doğukan da küs değildi. Hangimizin sorunu bilemedim. O yüzden şey... Yılbaşına ne yapacaksın? Planlarım var. Bu kadar bize yeter. Yakında başka oyun gelecek mi? İsim söylemiş. Oyun çek anketi altta. Abi bunu söyleyeyim misin? 3 tas has hoşaf. Ne? Abi bunu söyle. 3 tas has hoşaf. Yok söyleyemem. Boğuluyordum. Lise yıllarına ilgili komik bir anını anlatır mısın? Lise yıllarına ilgili çok komik anım oldu. Çok güzel anılarım oldu. Lise kötü anlarında olduğu, çok güzel anlarında olduğu ama bir üniversite değil lise. Lise bak, bana derlerdi ki ortaokuldan kurtul, lise yatacaksın oğlum, yatacaksın. Yalan. Sonra dediler ki lisede kurtul, üniversite yatacaksın oğlum, yatacaksın. Yalan ama lise kadar değil. O yüzden üniversite güzeldi. Liseyle ilgili komik anım ne vardı? Hocanın çantasını atmıştık vardı. Hocayı yapıştırmıştık vardı. Böyle kötü kötü anılarımız vardı. Boş ver. O yüzden. Yılbaşında herhangi bir çekiliş yapacak mısın? Bu arada adım size. Bu çekiliş bir sonuçlansın hele. Yılbaşında size neler neler dağıtacağım. Takipte kalın. Neredesin lan? Soru işareti gülen yüz koymuş. Özgür Karakuş. Yurttaydım. Anlattım. Berna Adıyaman soru sormamış. Adımı söylersen sevinirim demiş. Söyledim. Adımı söylersen sevinirim diyenleri okuyorum. Abi son zamanlarda YouTube'da aşırı bir kanal artışı var. Parayı duyan kanal açıyor. Abi bak bu konuda konuşmuyorum diyeyim ama olmuyor abi. Bak ben de çok yeni değilim ama sırf para kazanmak için şu kanalları açmayın. Eğlence için açın ya. Para dediğin ne ki? Boş ver parayı marayı. Benim parada marada gözüm yok. Eğlenmek için açıyorsan aç şu kanalı ya. Bazı kanallar görüyorum. Abi şu video bitse de gitsek diyor ya. Olmaz ki öyle oğlum. Sen o zaman izleyicine hakaret etmiş oluyorsun. Ben kurtulayım sizden der gibi. Öyle şey olur mu?
Kanal açıyorsan eğlenmek için aç. Eğlenmek için açanın başının üstünde yeri var ya. Bir bak parayı düşünen var. Ama parayı ön plana çıkarmıyorum. Bak ben parayı hiç düşünmüyorum diyorum size. Ciddiyim. Bu konuda. Geliyorsa geliyor. Geldiği zaman oldu. Ama hiç umurumda değildi. Ama şu işi para için yapmayın. Asıl işiniz eğlenmek olsun, video çıkartmak olsun, para da bunun yan geliri olsun. Parayı da sevin ama YouTube'u daha çok sevin. Böyle yaparsanız daha güzel olur. Ve işini iyi yapmıyor. Ve işini yapan kanallarsa engel olur. Kanal engel oluyor mu? Oluyor kısmen. İyi yapan küçük kanallar gelişemiyor. Evet, bu küçük kanallar hakkında iyi yapanlar da haklısın. Niye biliyor musun? YouTube'un şöyle politikası oldu. Lan bir anda baktı 3 milyar kanal açıldı. Nasıl büyüyecek bunların hepsi? O yüzden başka yöntemlere başvuranlar oldu. Yalan değil, oldu. Biliyorum onları da ama isim vermeyeyim lütfen. Biraz dis dolu bir video oldu. Disler bisler var ama. Neyse işte. Abi işte oldu ama küçük kanallarda böyle çok kanal açıp aslında bu işi sadece para için duymuş birinden diyor ki ay YouTube'dan çok para kazanılıyor lan falan diyor, tamam mı? Bir arkadaşı duyuyor bunu. Bunun için kanal açanları oluyor. Bunu da yapmayın. Hani eğleneceksiniz açın dediğim gibi. Ve küçük kanalları da engellemeyin bu sayede. Diğerleri de büyüsün. O yüzden oluyor problem. Yani işini kalitesiz yapanlar diyorum bu arada. İşini kaliteli yapanların başının üstünde yeri var. Elinden gelince de destek olurum. Olduğum zamanında da bunu yani şu an çok büyüdüler olduklarım, yardım ettiklerim ama yani o zamanda da elinden gelen yardımı yaptım ben çoğu kanala. Bilir bunu da herkes. Yani lütfen ilk videomda izleyin. Kim bana diyor ki sen bu kadar çevrendeki kişilere yaranmak için onlarla video çekmeye falan. Lan bir bak ben onlarla video çekmeye başladığım zaman ben kaç aboneymişim, onlar kaç aboneymiş. Ben bile de yardım amaçlı yaptım bu işi. Abone de istemiyorum. Olay da o değil yani. Neyse. Bunun için konuşma yapar mısın? Yaptım konuşmayı. Önerim nedir biliyor musunuz? Kanal eğlence için yapıyorsun değil mi? Bununla ilgili öneri yapıyorum. Doğukan Uzan çok güzel bir soru sormuşsun. Teşekkür ediyorum bu arada. Bunu eğlence için mi yapıyorsun? Lan boş ver. Seni 20 kişi mi izliyor ilk başta? 20 kişi izliyor değil mi? O 22 kişi, 20 kişi gerçekten seni izleyen bir 20 kişi. Düşün. Sen bir konuşma yapıyorsun gerçek hayatta. Önünde 20 kişi seni böyle izliyor. Böyle düşün. Hoş bir şey değil mi? Sen bunu yapmaya devam et. Asla pes etme. Never give up. Devam et, devam et, devam et, devam et. İleride zaten gelişirsin. İşin kaliteliyse. Ve istiyorsan hani gerçekten işin kaliteli yaptığına inanıyorsan bana mesaj at. Destek olmak olur musun bana abi diye bakayım bir kanalına. En azından yardımcı olabileceğim bir şeyler var mı diye bakarım. GTA 5 seslemişsin. Benim GTA 5 seslemim yok. Büyük ihtimalle Doğukan'a bu soru. CSGO'da kümenle Nova 4'tüm, Nova 3'e düştüm. Bana item verir misin yakışıklı? Veriyorum. Alttaki çekişe kata sonra çıkacak. Hadi. İnşallah. Allah izin verirse. Abi neden kendi kanalında Survivor gelmiyor? Survivor gelebilir. Şeyde var. Adı aklıma gelmedi lan. Neydi? Duyuru Strap oldu işte ya. Ondan nedir? Hangi seriler gelsin duyurusunda artık. Adı aklıma gelmedi. Sayın Sarp Bey seviliyorsunuz demiş. Atakan Köse. Eyvallah. Kalp sana da kalp atmış bana. YouTuber olmak nereden esti aklıma? YouTuber esmek nereden oldu aklıma? Bak kurduğum cümleye bak. YouTuber olmak nereden esti aklıma? Nereden esti biliyor musun? Doğukan izliyorum. Doğukan dedi ki siz de YouTuber olabilirsiniz diye bir video attı bir ara, biliyorsunuzdur. Eski takipçileri. Lan ben niye olmayayım dedim. Ve oldum. Çok da güzel. Teşekkür ederim. Abi Silk Road oynadın mı? Oynayan bileni tanıdım. Bu Furkan Kara. Ben oynadım zamanında, şu an oynamıyorum. Oynayan bileni tanıyorum. Doğukan hala oynuyor. Öyle. Abi gör lan artık GTA bana değil. GTA gördüğüm an atıyorum. Çünkü ben GTA bilgisayar değilim. Görünüyor musun? Şuradaki makinamda PlayStation'da oynadım. Bitirdim ve Game Capture kartı çalıştırmayı bilmiyorum. Game Capture kartım var ama çalıştırmayı bilmiyorum. Her şakada bir gerçeklik payını şaka amaçlı söylemiş birisi bu cümleyi... Her şakada bir gerçeklik payını şaka amaçlı söylemiş birisi bu cümleyi kurarken şaka amaçlı mı söylemiştir, gerçek amaçlı mı? Patladı beynim. Anlamadım çünkü. Abi YouTube'dan aylık ne kadar kazanıyorum be ya, ya diyorum ya boş ver parasını ya. Ben YouTube'dan ne kadar kişi eğleniyor ben de onu düşünüyorum, boş versen. En de olsa hangi YouTuber ile birlikte ol... Hangi? Ha pardon, ünlü YouTuber ne? Hangi ünlü ile birlikte olurdun? Böyle sorular almayayım lütfen.
Tekrar 5-6 kişi video çekecek misiniz? Bakarız. Toplarsak 5-6 kişi çekeriz. Abi kaç yaşındasın? 19 yaşındayım demiştim bunu. Family check-in, family yok. Neden videoları aksatıyorsun? Bunu söyledim, yurttayım. Bak bayağı bir uzun vlog oldu. Diyorlar vloglar. Çok güzel oldu ya. Hadi. Şimdi ismi söylersen söyleyeyim. Sana yazdığım o soruyu inşallah cevaplarsın. Tamam işte sana. Nerede Kaan? Bak ta yukarı çık. Abi bir köpeğin olsa. Sevmediğin kıza köpeğin olsa. Hep köpeğin beyaz ölçüsünü. Oha. Kaan Hazreda nasıl bir hayal gücü, nasıl bir nefret bu? Yok öyle bir şey yapmak istemezdim. Boş ver. Family check-in. Neden videoları aksatıyorsun? İsmi söyledim. Yusuf Akınkaya. Videoları niye aksatıyorum? Yurttayım. Neden patates? Adımı söyle lan yeter. Neden patates? Çünkü patates is life, patates is love. Vuadrik nereye gitti? Ben Vuadrik'i herhalde 5-6 kere duydum sesini toplam. O yok ortalıkta. Neden az video geliyor? Söylediğim Zeynep Çatı sormuş. Kaan Eymen Karaoğlu 4 tane soru sormuş. Diğer YouTuber'lar da video çekersin. Oyunbaz Aziz Gaming. Oyunbaz da çekmeyi düşünüyorum. Aziz isterse neden olmasın? Hot Bros'da video çekmeyi düşünüyorum. Hatta bugün çekecektik ama hasta. Adamı söylersen sevinirim. Başkaları da vardır elbet. Adamı dersen sevinirim dedim bunu. Kalp. Dilek hakkın olsa ne dilerdin? Sınırsız dilek dışı. Birkaç tane daha dilek. Sınırsız değil bu sonuç olarak. Bir seriye başlayacak mısın? Duyuru aşağıda. Oylama. Aklıma geldi. Oylama. Video çekerken heyecanlı oluyor musun? İlk başta oluyordum. Hani böyle heyecan derken mutluluk anlamındaki heyecanlıysa hala oluyorum. Çünkü video çekeceğim zaman eğleniyorum. Ama ilk başta böyle bir hani korku babında var, tamam mı? Dedim ki ya beğenmezlerse beni falan filan. Sonra zaten kendin olduğun zaman eğlen. Bak oha böyle bir rahatlık yok. Yattım ha bak yani o kadar rahatlık heyecanlanmıyorum. Rahatım yani sizle. Çünkü sizin yanınızda gibi hissediyorum artık. YouTuber'lar nasıl başladın? Ege surat koymamış da herif. Helal. Neyse. Doğukan Efe Yıldız'da niye yıldız vermiyor? Sana sormuş bunu. Niye? Emek hırsızı. Hain. Şaka şaka. Direkt video diss yani bak. Arkadaşıma bile diss attım. Doğukan. Başka kime atabilirim? Yiğit'e atayım kardeşim olan. Lan hain. Sana laf ettim diye bana kızıyorlar. Ona da diss. Başka diss istediğiniz var mı? İstediğiniz, diss atmamı istediğiniz bir varsa aşağıda da yazabilirsiniz. Bana mesaj da atabilirsiniz. Neredeydin lan? Göt derken oha Mert Anlayış. Direkt söveydin. Ne yapıyorsun beya demiş bir de. İyiyim beya sen ne yapıyorsun beya? Şimdi Trakyalılar bu kötü şive için özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ben bunu görene kadar 16 saat geçmiş videoyu çekip sabitlemiş oluyorsun. Görmedim. Keşke sorsaydın lan. Çünkü ben sorduğumdan 3 gün sonra çekiyorum videoyu da ondan. Çünkü Ankara'ya yeni geldim. Saçlarını jöleyelim. Bu Doğukan'a da büyük ihtimal spreyle mi yapayım? Ben tutturucu sprey sıkıyorum. Çünkü hayvan gibi uzun saçım var. Arkası falan uzun. Da işte şeyde görünmüyor kamerada. O yüzden spreyle tutuyorum ki düşmesin. İnce telli çünkü saç falan filan. YouTube Türkiye oyun sektörünün gelişmesi için ne yapılmalı diye sormuş Ali Acar. YouTube Türkiye oyun sektörünün gelişmesi için bir şeyler üretilmesi lazım artık. Lütfen yurt dışındaki tavırları taklit etmeyin. Dis. Çarpı 6. Neredesin demiş Kaan. Buradayım. Bu ara Gündoğan ne haber demiş. Abi Sarp abiyle Rocket League gelecek mi? Benim kanalıma Rocket League gelirse zaten Sarp abisiz gelmez. Rahat olun. Başka birine mi çektireceğim oğlum? Kanalını anahtarını verip al video mu çektireceğim? Anahtar dedim şifresi ya. Bir arada kalsayın yanına alacağın 3 şey ne olurdu? Ya şu soruyu çok soruyorsunuz ya. Ne bileyim oğlum. Adaya düşmedim ki. Ha mua. manita sorularını yine geçtim. Laodo gireyiz falan filan. Bir de şu sayfaya hemen bakıyorum. Bir saniye. Burada neler varmış. En heyecanlandığım an. Üniversite sınavına girdiğim an ölüyordum kalp krizinden. En sevdiğin yemek. Bu arada yaz SC SC AX 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 A. Adlı arkadaşımız sormuş en heyecanlandığın an ismini okursan sevinirim demiş. Onu söyledim. Mert Barutçu en sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek kebap. Nerede oturuyorsun? Benim oturduğum yer karışık. 2 haftada bir Ankara'da, kalanı da İstanbul'da oturuyorum. Kaç yaşındayım? 19 söyledim. Turkuati ne demek abi? Bilmem ki. Hoş duruyor diye nick olarak kullandım yani. Ben nick bulmakta çok zorlanıyorum. Gençlik, ben yaratıcı bir insan değilim. E-spor takımı kuruyordum. 3 gün düşündüm ne isim koyayım diye. Yine isim koydum. Şu an beğenmiyorum o koyduğum ismi.
Karaya gittim mi hiç? Gittim mi? Maile bak. Ben ne bileyim oğlum senin ne yaptığını. Cevap versen sevinirim. Can Pınaroğlu. Gittim mi hiç? Sen bana cevap ver yorumlarda izliyorsan. Turkuaz'da ayrı bir dönek. Eyvallah kardeş. Ne dönekliğimi gördüm bilmiyorum ama kötü yorum geliyor mu diye soranlarda al sana cevap. Dönekmişim. Benim haberim yok. Dönekmişim. Benim haberim yok. Ha, bana diz. Okey. Hatırladım. Vallahi bana dönek diyenlerin dönekliklerini de gördük. Neyse ya. Üf, girmeyin o konulara. Abi başka oyunlar gelecek mi söyledim. Hayatında en utanç duyduğun an. Allah kahretsin seni. Boş ver. Vallahi boş ver ya. Yok yok boş ver. Bunu söylemiyorum. İsmim oku abi. Özer Eren Güney. Çok utanmadığım ama ya en utandığım değil çok utandığım bir an söyleyeyim. Bir kızı sevgilim sanıp sevgime benziyor arkadan. Çok ama acayip benziyordu saçı kıyafeti falan. Ama işte ayrılık bende. Direkt gittim sanırım aşkım diye baktım abi kız benim sevgilim değil ve kız bana tik tik bakıyor tamam mı? Abi en utandığım an bu çok iğrençti ya hatırlıyorum şu an. Hatta bu öbürünü bile geçebilir. Allah sana en utandığım an. Doğukan ve Mertkan abiyle GTA 5 oynuyor. GTA 5'im yok bilgisayar. Ne yapıyorsun? İyiyim be. Abi Kore pop, K-pop dinliyor musun? Miray, AG, Miray, Jungkook. Adlı arkadaşım. Ne yazık ki Kore pop dinlemiyorum ama çok önerenler var. Önerdiğiniz şarkı varsa dinleyebilirim ama bana biraz değişik geliyor tutarsın. Senin doğuran nasıl bu kadar yakışıklı doğurdu? Valla o senin yakışıklığın kardeşim. Emre Alkan sormuş. Ve nasıl bir prosun sen? Tabii pro ise ben pro değilim. Turgut abi Küba prosu derdi. Abi sen Leaf Queen Gizem ablayı tanıyor musun? Bir de sen Mertkan Karakterisi yüzünden mi Leaf Game ismini kaldırdın? Hiç alakası yok. Mertkan'da benim alıp veremediğim bir şey yok oğlum. Mertkan'da ben arkadaşım ki. Bak 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 nasıl şeyler dönüyor ortalıkta. Mertkan'da ben kavgalı olsam zaten kanalına yorumlar atıyorum. Bereyi çıkar artık diye yalvarıyorum. Tamam çıkarttım diyor. Yine video çekiyor. Yine bere var kafasına. Yapışık ameliyatla alacağız artık. Benim kavgalı olduğum bir şey yok. Leaf Gaming'i kaldırmamın sebebi Leaf Gaming ailesi yok artık. Ben Doğukan'ın bir kardeşiyim. Eyvallah. O da benim bir kardeşim ama YouTube'da kanal işleri birlikte devam edecek ama family olarak değil, aile olarak değil. Yani anlayacağınız bu. Kısaca. Okey mi? Bu kadar sorular. Hepinizin sorularını okudum. Bayağı uzun bir vlog oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Alttan like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.